Tamam, kapat. Abi merhaba. Kanarya Tecrübe TV YouTube'dayız. Bülbül Ötümlü Kanarya Yarışması'ndayız. Önce sizi bir tanıyalım, sonra bir düşüncelerinizi İstanbul'dan alalım. İstanbul'dan ismim Turgay Gültekin. Bu sene kuş yapmadım. Daha doğrusu Bülbül Ötümlü Kanarya'yı bıraktım içinde. Olması gereken başkan beni jüri olur musun dedi. Teklifini kırmadım. Olurum abi, kuşum yok dedim. Şimdi şöyle bir durum. Bülbül Ötümlü Kanarya zor bir şefaketli bir kuş olduğu için önemli olan her zaman ötümde son nokta. Manilova öttürüsü. Bizim aynı Manilova'da Bülbül Ötümlü Kanarya zamana karşı yarıştırıyorsun. Çok güzel bir şefaketli, çok güzel bir zevkli bir iş. Bizim Türk toplumuna has bir şey. Yani 1960'larda Bursa bu işe tombiklerle başladı, border kırıklarıyla. Border kırıkla Bursa'dan Samsun'a sıçradı. Samsun'dan Ankara'ya sıçradı. Ankara'dan da Konya'ya sıçradı. Oradan Mersin. Bundan 70'lerde, 90'larda 10-15 il her hafta yarışma olurdu. Bu iş zor olduğu için de eski üstadlar, rahmetle anıyorum, mekanları cennet olsun. Böyle öldükten zahmetli bir iş olduğu için kimse uğraşmak istemedi. Şimdiki gençler de bunlara heves vermiyor. Renk kuşlarına heves veriyorlar. Irk kuşlarına heves veriyorlar. Ama olması gereken zevk bunda. Bir senelik emeğini çok güzel bir şekilde 10 dakikada icra ediyorsun. Gerekse kuş telafi ederiz. Gerekse ses telafi ederiz. Benim YouTube sayfamda da belirttiğim gibi eli yıkar, elde döner, yüzü yıkar. Buradan arkadaşlar size sesleniyorum. Bu işe gönül verin ki bu iş ölümsüzleşsin. Herkes nasıl ailece bir pikniğe gittiği zaman fotoğraf çekiyor, o günü ölümsüzleştirmek istiyorsa, hatırlıyor musun? Böyle bir anımız var deyip de vay be diyorsun. Gerek hüzünleniyorsun, gerek seviniyorsun, gerek de düğün oluyor. Bunun için bu gibi şeylere, yarışmalara herkesin talep etmesini, bu sandalyelerin dolmasını istiyorum. Herkes gönül versin bu işe, sevsin, sevdirsin. Bu işin sonu yok. Niye yok? Sevgi nasıl bitmezse, sevgi biterse evlilik de biter. Aynı bu işte. Sevgi biterse de bu işte biter. Bitmesini istiyorum. Başkan Burak Bey'in bu yarışmada organizesi 3. sene değil mi? Evet. 3. yarışma. 3 senedir bu işe yardım ediyor. Bülbül Ötümlü Kanarya yarışması yapıyor. Buradan kendisine teşekkür ediyorum. Gerek emeğe geçen herkese, yemek konusunda olsun, kurabiye konusunda olsun, organize çok güzel, ortam çok güzel, her şey çok güzel. Şunu demek istiyorum: kuş bahane, dostluk şahane. Olması gereken bu. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Allah'ım çok sağ ol, çok sağ ol Turgay abi. Rica ederim canım benim. Abi merhaba, seni de tanıyalım. Eskişehir Süreyya Ulusoy. Kuş sizin galiba, sıra sizde, bir yemek arası verdiler. Evet. Nasıl kuşunuz? İnşallah bakalım, mutluyuz bundan. Tünek durumları falan burada bir önemli mi yoksa? Tek olsa daha iyi olur aslında ama yani biz çiftlik... Biraz da yukarıya almışsın tünekleri, bir sebebi var mı yoksa? Yok, bir sebebi yok. Tercih meselesi. Kuşunuza güveniyorsunuz. İnşallah. Yani insanlar emek veriyor, buraya geliyor. 10 dakika süreniz var. İşte az önce Refik abinin kuşu ötmedi mesela. Aynen. İyi, başarılar dileriz. Evet, burada yine misafirlerimiz var abiler. Sizi tanıyalım. Nereden geldiniz? İstanbul'dan katılıyoruz. İsmim Mesut. Soyadım Cücoğlu. Elinizde bir materyal var. Kuşu öttürmek için sanırım. Tabii şöyle, kuşu uyandırmak için icatçısı oldudur. Seyfi Özdemir. Böyle kuşu uyandırmak için, yani ötmesini hızlandırmak için böyle bir şeylere başvuruyoruz. Yani ben az önce takip ettim de kuşun ötüye değil de sanki bir kuş sesine veya yok, bir radyoya. Yok. Şimdi kuşun alışmasına bağlı. Yavruluktan ne alıştırırsam ona bağlı. Şimdi kimisi metal parayı veya demir testeresini veya kaşık çatal tarzı şeyleri birbirine sürtüp o şekilde de bir uygulandırma yapabiliyor. Kuşu yavruyken neye alıştırırsanız ona göre ötüyor. Nasıl, kuşunuzdan ümitli misiniz? Çok ümitliyiz ama bakacağız. Yani burada bizim düşündüğümüz gibi olmuyor her şey içeride. Kuş bir şeyden uyanıyor, ötmeyebiliyor. Efendime söyleyeyim.
Formunda oluyor. Şu anda ötecek gibi duruyor. Umutluyuz. İnşallah. Peki abi sana şeyi sorayım. Burada dinlediğim kadarıyla hep ders niteliğinde küçük doza, küçük tonlarda ötüyor kanaryalar. Evet. Yüksek nameli ötüm ben duymadım şahsen. Şimdi şöyle söyleyeyim. Daha iyi ustalarımız aramızda var abilerimiz. O hançer gırtlakla alakalı tahmin ediyorum ciğerle alakalı değil mi? İri kuş daha biraz daha sert öter. Ama şimdi herkesin bir kulak zevki var. Tabii ki şöyle sert öten bir kuş her zaman kulak doldurur ama biz biraz daha böyle ortak kulakları seviyoruz. Yani tabii kadife sesli. Tabii kadife sesli fazla başa atmayacak şekilde. Ben o tarz kuşları seviyorum. Abim daha sert öten kuşu sever. Peki siz, kuş sizin kuşunuz bu kuş. Şimdi siz dinlediğinizde kaç namesi vardı? Bozuğu var mı? Yok, bozuk bir kuşu zaten hakim heyeti kaldırıyor. Direkt kaldırıyor. Yani biz bozuksuz diye getirebiliyoruz ama orada bir arıza yapabiliyor hayvan. Hiç yapmadan orada yapabiliyor. Peki kaç name saydınız? Vallahi tam net saymadım. Bir 12-13 namesini değil. Toplamda kaç name var peki? Toplamda şöyle bende ne var? Kendi şahsıma konuşayım. Başka arkadaşları bilemem. Bende 18-19 name tam kuş vardı. Yani var da şu anda damızın. Literatürde bilinen kaç name var? Seyfi abi yani çok fazla yani o Türkiye literatüre daha fazla sayabilirsin birbirine ama bizim çeşitlerimiz var işte. 20-22 tanesi yetiyor. Yani bizim yaptığımız kimi göre yetiştiriciler 18-19 name yapıyor. Kimisi 20-25 name yapıyor. Kişiye göre değişiyor yani. Bir de eğitime göre değişir. Dinletilen kasetlere göre değil mi? Tabii kuşuna göre. Her kuş her nameyi ölçecek gibi bir şey yok. Sen çaldığın kuşu ölçecek gibi bir şey yok öyle mi abi? Kesinlikle kuşçuk. Kuşunun damızı kuşunun aldığı yavrunun kapasitesini biliyorsa ona göre name sayısını çoğaltıyor. Hata yapmayacağını biliyorsa. Kimisi bildiği için kuşunun name sayısını azaltıyor, hatasını azaltıyor. Böyle bir durum. Peki abi bu eğitimler sırasında şey derler, yumurtadan name kapar. Var mı öyle bir şey? Öyle bir şey yok. Ve sakamelezcileri öyle der. Öyle mi şey? Yani ben şahsım adına ben de dinletiyorum. Yani olur olmaz zararını bulmuyorum. Sonuçta dinletiyorum yani. Doğru. Yani yavruyken de yavru yavruda dinletiyorum yani. Yavruyken de eski ustalar onu öyle yapmış. Ben de öyle. Aynen ben öyle diyorum. Peki başarılar dilerim. Sağ olun, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Kasım abimizin yanındayız. Kasım abim. Ben sertifikaları yazarım. Geri bekleriz bir işe karışmam. Kasım abi, Kanarya Tecrübe TV YouTube sayfasındayız. Hemen şöyle çok kısa, çok güzel kuşunuz vardı ama bilezikte problem oldu. Bilezik olmadan maalesef yarıştıramıyoruz. Sağlık olsun. Seneye inşallah. İnşallah seneye. Bir şey söylemek ister misiniz? Ya güzel bir organizasyon. Arkadaşlara başarılar. Her zamanki gibi Kocaeli yine sahasında konuşuyor. Yer, mekan, evet. Her konuda öndeyiz. Çok zaten arka, yerine